aynı zamanda sen seçim kampanya sürecine dair de bir uzun süredir okuma yapan birisin. Ekrem İmamoğlu karşısında Murat Kurum'u seçim stratejisini AK Parti'de kurgulayan isimler neden tercih etmiş olabilir? Şöyle bir şey var aslında, bu Faruk'un söylediklerinden belki de devam etmiş olacağım. 2017 referandumunu kazandı Cumhur İttifakı ve AK Parti. Hı hı. 2018 seçimlerinde kazandı ama Ankara ve İstanbul'da ciddi kayıplara uğradı. Ve bu kayıpların ilk hasılası sonucu 2019 yerel seçimlerinde oldu. Hı hı. Dolayısıyla muhalefet sadece İstanbul olarak değil ama İstanbul ve Ankara'ya muhalif enerjiyi ciddi bir biçimde yığmayı başardı. Ve bunun üzerinden de altılı masa, işte seçim süreçleri vesaireler inşa edildi. Ancak bunu merkezde siyaseti kazanma, merkezi siyasette iktidar olmaya dönüştüremedi. Ama buna rağmen Ankara'da ve İstanbul'daki bu muhalif siyasi enerji bir yerde duruyor. Ekrem İmamoğlu da bu potansiyeli kullanma derdinde ve onun belki de polemikçi üslubuna falan da yansıyan bu yaşadığı sorunlarla birlikte. AK Parti ise bunu step step, adım adım geriye çekmek istiyor. Ya İstanbul ölçeğine, ya zaten bu şehrin büyüklüğü ortada. Yani birçok ülkeden daha büyük. Hı hı. Ekonomisine baktığında Türkiye ekonomisinin ana gücü, dinamikleri, kültür hayatı, sanat hayatı her şeyiyle birlikte. Ama bu şehrin şöyle bir ifade kullandı bugün görüştük isimlerden bir tanesi AK Parti'den. Kaosa karşı denge, sistem. Yani İstanbul'da trafik bir kaos mu? Evet, depremle ilgili beklentiler insanların yüreğini pırpır ettiriyor mu sürekli? Böyle bir sıkıntı var mı? Evet, var. İnsanlar buna karşı tedbir alınmasını istiyorlar mı? Evet. Kentsel dönüşüm. Bu beni biraz kulağımı tırmalayan bir laf ama kentsel dönüşüm olsun istiyor mu insanlar? Evet. İnsanlara yük olmadan bir kentsel dönüşüm gerçekleşsin istiyor. İşte bunu sakince gerçekleştirecek Ekrem İmamoğlu'nun ve muhalif siyasi enerjinin onları çekeceği alandan uzak durup o polemiklere girmeyen sakin bir güç, sakin bir planlamacı zihin, akıllı kentler, dirençli şehirler, bütün bunları inşa edecek bir zihin, böyle bir kurgu var. Ama Ekrem İmamoğlu bunu bırakmayacaktır. Şöyle ki o polemiklerden beslenmeyi de seviyor. Aslında o da beklediği bir isimle yarışacak. Bir anlamda da öyle yani tabii. Uzun süredir konuşuyor.